Herkese merhaba arkadaşlar, Asmanca Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün iki güzel atıştırmalık tarifiyle bir aradayız. Bunun için malzemeler: bir adet kuru soğan, iki adet patlıcan, bir yumurta, bir çay bardağından biraz fazla bayat ekmek kırıntısı, yarım su bardağından daha fazla un, bir çay bardağı mısır unu, hemen hemen bir kase süzme yoğurt, 2 yemek kaşığı ev yoğurdu gerekli olacak. Aynı zamanda kızartmak için sıvı yağına ihtiyacım. Kuru soğanımızı aldım. Altını ve üstünü kestim. Kabuğunu soydum. Ve halkalar halinde doğramaya başladım. Halkaları çıkaralım birbirinden. İrili ufaklı birçok halka elde ettik. Şimdi panelleyebiliriz. Yumurtamızı kırdık. Çırptık. Soğanımızı önce una, ardından yumurtaya, son olarak bayat ekmek kırıntılarına batırıyoruz. Kızdırdığımız yağda soğanlarımızı kızartıyoruz. Tekrar yapıyorum. Önce una, yumurtaya ve ekmek kırıntılarına. Soğan halkalarımız artık oldular. İkinci tarifimiz ise yoğurtlu patlıcan cipsi. Hemen patlıcanımızı patlıcanın boyuna göre bir iki parçaya ayırıyoruz. Sonra diklemesine. Ardından tekrar uzun çubuklar halinde kesiyoruz. Patlıcanların üzerine tuzu serpiyorum. Üzerine 1-1,5 litre kadar suyu döküyorum. Ve 15-20 dakika kara suyu çıkana kadar bekletiyorum. Yoğurtlu patlıcan çerezimiz için bir yumurta daha gerekli olacak. Kırdım. Çırptım.
Aynı soğan halkalarında olduğu gibi bunu da önce buna buluyoruz. Ardından yumurtaya. Daha sonra mısır ununu buluyoruz. Ardından kızdırdığımız yağda kızartıyoruz. Bir tarafı da kızardığı zaman artık patlıcanlarımızı alıp yoğurtla servis yapabiliriz. Yoğurdun üzerine biraz pul biber, biraz nane ekleyelim. Servis tabağımızın ortasına yoğurdumuzu koyalım. Kenarlarına patlıcanları yerleştirelim ve servisimizi bu şekilde yapalım. Birbirinden güzel atıştırmalık tariflerimiz artık servise hazırdır. Oh mis, afiyet olsun.